Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Mount & Blade Warband bölümüyle sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümlerde Nord Krallığı'yla ilerlediğimiz seride Swadia'yı parçalayışımıza Vayegir Krallığı bir dur deyip bize savaş ilan etmişti. Ve Senuzda Kalesi'nde çok büyük bir savaş gerçekleşmişti. Bu savaştan galip ayrılan taraf biz olduk sevgili dostlar ve Nord Krallığı'nın yükselişi bizim sayemizde devam ediyor efendim. Kıymetli arkadaşlar, izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri benim için çok çok önemli. Kanala abone olursanız da harika olur efendim. Şimdiden hepinize teşekkürler ve keyifli seyirler. Şöyle dostlar, hızlıca adam topluyorum tekrardan. Bu arada karakterime seviye olarak karizma basmaya çalışıyordum ki karizmayı 15 yapıp liderlik ve ticaret becerisini de arttıracağım daha fazla adama bakabilmek adına. Bu arada hemen hızlıca şöyle bir asker toplayalım. Bizim o Senuzda Kalesi'nin daha kuyruğu doğrulmaz. Çok fazla adamımız yok ama elimizdeki adamlarla oraya bir müdahale mi etsek acaba? Yani Dergios Kalesi'nde iyi bir asker grubu var. Peki burayı kuşatmaya gelen aga kaç kişi bunlar? Ben kalenin içerisinde bunları vururum. Ben bunları vururum ya. Ama 30 kişi 40 kişi, 30 kişi 40 kişi. Yemin ediyorum var ya burada var mı benim erzakım bu arada bir bakayım. Yeterince erzakım var. Gayet güzel. Gayet iyiyiz. Bu yemekler bize yeter. Adamlarımızın tecrübesi falan da fena sayılmaz. Tek gereken Rodok'tan ortlara ya artık ama yani. Onlar da buraya gelecek bu arada. Şş, ne yapıyorsunuz? Bizimkiler girdi bunlara. Geldim kral. Otomatikte saldıralım. Konturya'ya yardım etmiş olalım. Rodok kötü oldu şimdi. Rodok kötü oldu bak. Yiğit öldür hakkını yeme. Rodok kötü oldu. Ne yapacağız peki Rodok'la alakalı? Bir de bir kenardan Rodok geliyor. Selamun aleyküm. Kardeş merhaba. Nasılsın? 332 asker. 98'e karşı. Biz bir savaş meydanına girelim de ne olur ne olmaz. Çünkü şimdi ne oluyor biliyor musun? Savaş meydanına girmiyorsun. Savaş meydanına girmediğin zaman askerlerin çok kayıp veriyor. Ayrıca galiba Kral Ragnar'la beraber savaşıyoruz. Ben bu sancağı tanıyorum. Bu sancak Kral Ragnar'ın sancağı. Peki Nord Krallığı'nın dalma sebebi ne? Muhtemelen krallığı zayıflatmak adına daldı da. Abi bilmiyorum ya. Hadi bak Swadia'yı komple parçaladık. Üzerine Vayegir geldi. Vayegir'i durdurduk. Ama üstüne bir de Rodok. İşte o bizi birazcık zorlayacak gibi. Efendim sevgili Agamentos Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Agamentos. Merhabalar. Agamentos deyince aklıma Agamemnon ve Truba filmi geldi. Çok sevdiğim bir filmdir kendisi. Brad Pitt oynuyordu değil mi? Yanılmıyorsam. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Aşil rolünde. Tabii biz Aşil'i sarıların sülo diye biliyoruz. Sarıların sülo derler bana bu topraklarda. Bir saniye şu an sarıların süloyu pataklıyorlar. Emmi bir... Adamı attan düşmeden havada mı kestim az önce? Kafamın içerisinde Truba Çorum'un diyalogları dönüyor bu arada. Selamın aleyküm bilelim mi? Aleyküm selam Hıdır diye. Evet şimdi sevgili Agamentos sağ olsun zihnimi çok çok uzaklara götürdü. Efendim bu savaşın ardından bizim gidip böyle bir ordu toplayıp buraya da savunacak adamlar yerleştirmemiz lazım. Ama gerçekten bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Hani burada buraya bir 30 adam koysak bile burası durmaz. Bütün adamları koyup sıfırdan mı asker toplasak ne yapsak bilemedim gerçekten ya. Ya bu arada arazi atla savaşmak için gerçekten uygun değil diye düşünüyorum. Yürü. Yürü en azından baltayla vurduğumuzu yamultalım ya. Efendim sevgili Azazazazaza 38 Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Azazazaza. Çok teşekkür ederim. Desteğin için çok çok sağ ol. Keyifli seyirler diliyorum efendim. Bu arada arkadaşlar yayının yaklaşık 8. saati değil mi?
benim yavaştan dil damak birbirine yapıştı. Yani hafif konuştuğum Türkçe kayık olabilir. Cümleler tamamlanmayabilir. Hani aniden Bodrum'daki yazlığı satalım diyebilirim. Bana aldırış etmeyin. Akünün suyu boşaldı çünkü. Uzun saatler gerçekleşen yayın akışı sebebiyle. İdare etmeniz gerekecek beni. Özellikle bu videoluk. Yani genelde hani Montant Blade Warband bölümlerini ya yayının ortasına ya da sonuna bırakıyorum. O yüzden böyle hafif yorgun gibi geliyorsam kusura bakmayın. Gidebilirsin. Yani belki ilerleyen zamanlarda bilmiyorum krallığa adam mı çekeriz ne yaparız artık ama. Birilerini çekebilirsek 10 numara olur. Şunları da bir okçu yapsaydık iyiydi ya. Abi adamlar kötü durumda. Adamlarım gerçekten kötü durumda. Şunlar da 5 kuruş etmez ama alayım mı böyle 1-2 parça? Madem 1-2 parça alalım. Şimdi şuradan tekrardan Meçin Köyü'nden adam almaya gideceğim. Meçin Köyü'nden adam ala ala bir haller oldu bize. Asıl soru şu. Tamam. Vayegir Krallığı'nı bir şekilde durdurmayı başardık. Eyvallah. Ama üstüne Nordlar geliyor. Nordları nasıl durduracağız? Üstüne Svadia hala aktif olarak savaşta olduğumuz bir krallık. Hani açgözlülük yapıp ikisini birden savunmaya çalışmak yerine acaba diyorum topraklarımızdan birini feda mı etsek? Yani topraklarımızdan birini feda etmekten kastım şu. Senuz'da kalem feda etmişiz bile. Farkında değildim. İçeride 0 asker vardı ama ne yapayım? Lan ne oluyor? Kardeşim bize hain pusu atıldı. 127 askerin onların 207 askerine karşı köylüler de geldi değil mi? Bunlar ne ara buraya yağmaya geldi? Abi tamam yani Nord'un geleceğine dair şey şu köşede dur. Arbeletlileri var bunların. Tamam Rodo'nun geleceğine dair haber alındı da. Haber geldi bize biliyoruz. Rodok gelecek. Ama bu kadar hızlı ana base'i bir de yani. Nasıl olabilir? Bir de biz bunların arbeletçilerinin dehşetinden nasıl kaçacağız? Duvarın orada ordumuz kendini savunabilecek mi? Asıl sorulardan biri de bu. Ey maşallah. Şimdi dediğim gibi kendim spam noktamın önüne oturup gelenleri birer birer biçmeyi bekleyeceğim ama arbeletçiler beni çok korkutuyor. Duvarın önüne çıkmayalım mümkün mertebe. Duvarın önüne çıkarsak yatarız gibi. Kontlardan biri de bu. Değil mi? Kont Garmal. Sevgili ordu. Acaba diyorum hani beni yatırmaya gelenlere bir müdahale mi? Teşekkür ederim. Şu adamı biri alabilir mi? Beyefendi Rodok çavuşuymuş. Ben de sapıkla Rodok çavuşu arasında gelip gidiyordum. Çok güzel. Kendi topraklarımın önünde dayak yemek o kadar güzel ki. Yani Rodok'un dediğim gibi geleceğinin Rodok'un mekana gireceğinin haberini aldık ama hücumlasanıza. Rodok'un mekana gireceğinin haberini aldık ama ben böyle bir giriş beklemiyordum. Yani buralarda beklemiyordum. Jelbegi'yi yağmalayan ne bileyim bir 30-40 tane Svadyalıdır diye tahmin ediyordum. Değilmiş. Ve her kuşun eti yenmezmiş. Burada onu anladık. Yar etmediler abi. Yar etmediler. Öyle 100 günde Svadya çökerten Nord yaptılar ama Nord'a Svadya'yı yar etmediler hocam. 100 günde çökerttik Svadya'yı. 2-3 kalelerimi ne kaldıydı? Tam bitiyordu herifler. Hatta çok koordineli savaşıyorduk. Ama yar etmediler abi. Başka kim gelebilir ki? Mesela Rodok geldi. Vayagir geldi. Sarranit, Kergit falan. Şakam yok, Kergit gelebilir ha. Sarranit zannetmiyorum da. Kergit gelebilir. Zaten başka krallık kalmadı. Umarım gelmez de.
Ha bu arada savaş köy savaşı olduğu için bize 5 kuruş ganimet gelmeyecek, biliyorsunuz değil mi? Kestirdiğimiz adamlarla kalacağız ortalıkta. Köyün müdafaası olduğu için, köy savunması olduğu için 5 kuruş gelmeyecek bize. Her türlü loot'a ihtiyacımız yoktu zaten de. Nasıl insan yani bir 2 kuruş bir şey almak istiyor emeğinin karşılığı. Kaç ölüm var? 10 ölü. Normal abi. Normal ve daha savaş bitmedi. Daha savaş bitmedi. Bu vaziyete gelebildiğimize şükür. Hücum mu? Bunlarda arbaletçiler falan da var da mecbur hücum ya. Başka bir seçenek var mı? Ölürsek işler sıkıntıya girer bu arada. Mümkün mertebe ölmeden ilerlemeye çalışalım. Aralarında hala çavuş var. Hala Rodok çavuşu var aralarında. Tamam, iki kalem vardı, bir kalem kaldı. Olsun. Burada sağ kalan askerlerin tecrübe kazanır. Orduyu tekrardan toplarım. En azından sorumluluklarımdan biri azaldı gibi düşünüyorum ben. Ben önden girmem bu arada. O kadar adam arbeleti doğrultmuşken. Evet, ölürsem sıkıntı deyip aralarına dalıp ölüme kafa atmama ne diyorsun? Korkarak arkada duracak halimiz de yok herhalde, değil mi? Korkarak arkada duracak halimiz de yok. Yalnız 200 adam ne yapıyorsunuz abi köy yağmalayarak ya? Bir de gelişmiş 200 adam yani. Köy yağmalayarak 200 adamın karnı mı doyar be kardeşim ya? Öldük bu arada. Köy yağmalayarak 200 adamın karnı mı doyar hocam? 5 askerleri kaldı. Tamam, 5 askeri indiririz herhalde. 5 asker karşılığında 4 askeri kaybettim bu arada. Dediğim gibi yani Warband'ın yapay zekası evlere şenlik. Otomatik saldığında. Otomatik salmayacaksın. Savaşacaksın mümkün mertebe. Biraz daha asker toplayabiliriz. Bir tane ayaklık. Aman yarabbim, bonkör gününde bugün. Abi daha geliyor. Abi onlar nereye geliyor? Kaç 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 kaç. Kaç Allah aşkına kaç. Ben orada kaç kişi gördüm? 300-400 kişi falan gördüm galiba. Gitme gitme gitme. Gitme, oraya gitme. Yerinde olsam gitmezdim kanka. Bence gitme. Ne yapabiliriz ki biz 50 tane askerle? Bunlar 100'er tane askeri basmış gelmiş. Mevzu çıkarmaya gelmiş bunlar. Hocam ben elimdeki askerleri bir toplayayım da geri. Şuradan Sargot şehrine de gideyim, birkaç parça bir şey satayım edeyim. Hani yemek var, yemekten yana sıkıntı yok da şu iki çarı çöpü sat bakalım. 1400, 1900 tamam. Zırh tüccarında 1300 var. Kergit elit zırhını falan almayacağım ama güzel zırhlar varmış. Bir tane kadifeyi buraya bırak. Silah tüccarında var mı? 900. Şu güçlendirilmiş demir kalkanı alsa. Oha oha. 7000 ne ya. İsimsiz Prime'ın avantajıyla 4. ayında. Dostum teşekkür ederim. 4. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Tamam, buradaki her şeyi sattık. Fena'da köyü saldırı altında. Abi bütün Nord köylerini vurmayın be. Umarım Vayagirli çarçöp bir adamdır. Aynen, Vayagirli ve 28 askeri var. Biz buralardan asker topladık topladık. Toplayamadık, yandık. De yani 3 krallıkla tek başına savaş... Yoracak, yoracak. Ragnar buralarda mı peki? Adamlar böyle bizim köylerin içinden geçerken 39 tane orman aydutu. Daha can değerim de olmamış. Ama orman aydutlarına da ölmeyiz herhalde ya. Ölür müyüz? Nerede ki bunlar? Gördüm. Kafama sıkarlarsa ve çot diye yatarsam... Canımız sağ olsun, bir şey olmaz. Haydutlardan dayak yemesem hoş olur tabii de.
Gerçekten ne yapalım canım? Orada at zırhı falan fark etmiyor. Direkt adamlar yapıştırıyor. Şimdi köyü kurtardığınız için en azından minnettar olurlar. Birkaç asker gelir diye düşünüyorum. Yani katılmak isteyen delikanlılar olursa onlar katılır. Son vuruşu gene biz geçirdik kafasına. Bir de karakterin skill'lerini falan bir kontrol edelim mi? Skill'lerini, statlarını. Tam 7 tane acemiyi de buradan aldık. Yaya basmaya devam. Bir 7 tane adamı daha yaya olarak atarız. Geri kalanlarını da avcı olarak konumlandırırız. Şuradan Meçin Köyü'ne doğru gidebilirsek de tamamdır efendim. Bütün şey bizde olacak böyle. Bütün her şey bizde olacak. Askerleri tekrardan fullemiş olacağız. Şunu merak ediyorum ben dediğim gibi. Rodok neden daldı? Vayagir kaybedilen toprakları geri kazanmak adına daldı diyor ama yani yok. Kaybettiği bir toprak yok. Rodok Nordlara geriletmek adına savaş ilan etmiş. Belliydi zaten bizi geriletmeye çalıştı. Hani diğer krallıkları zayıflatmak adına güçlenene vuruyorlar. Ya dediğim gibi hani Kalradya'da öyle yar etmezler ya. Yani tertemiz 100 günde bütün Svadya'yı aldık neredeyse. Yar etmez adamlar. Güzel karizma puanı verildi. Hemen şöyle silah hünerlerini geliştirelim. Bir karizma daha gelecek ve liderlik yeteneğini arttırarak çok daha fazla askere bakacağım. Ambeyan köyüne doğru bir gidelim. Svadya ve Nordlar barış anlaşması imzaladı. Kanka en olmaması gereken krallıkla barış anlaşması attım bu arada. Onları dövüyorduk zaten. Hayen köyüne doğru gideceğim ama umarım oralarda bir yerde kimse yoktur ya. 200-300 adamın gittiğini gördüm çünkü. İsmim Umut. Prime'ın avantajı ile ikinci ayında teşekkür ediyorum dostum. Sağ olasın. İkinci ayın kutlu olsun. Umarım yayında keyifli güzel zaman geçirmeye devam edersin. Eyvallah. Hızlandırma orayı CTRL artı Space efendim. Yani bir yandan CTRL'ye basılı tutup bir yandan Space'e basarsan gideceğin yere tıkladıktan sonra oyunu hızlandırırsın ama hileler açık olmalı galiba. Hızlandırma hileye giriyor muydu hatırlamıyorum da. Herhalde giriyordu. Açık değilken de gidiyor muydu? Hatırlamadım. Dediğim gibi gideceğin noktaya tıkla. Misal veriyorum Tihir şehri. CTRL'ye basılı tut, Space'e bas, çat diye gidiyor. Şuradan kadifeyi de satalım. Ben sadece Svadya'nın köylerini yağmaladım ama diğerlerini yağmalamadığım için olay nasıl şekillenecek bilmiyorum. Ambeyan köyü kendine geldi, geldi de oradan asker alamam ki. Ne yapalım şu anda, yani ne yapılabilir acaba? Dercios Kalesi'nin oradalar. Dercios Kalesi'nin oraya doğru bir gitmek lazım. Hızlandırma olmadan ömür geçmez. Doğru ya. Hileyle değilse güzel. Burada ne oluyor? 200 adam burada. 60 adam burada. 63 adam burada. Contrealed. Sargot'a doğru bir gelsene. Belki Ragnar oradadır. Seni bir Ragnar'la görüştüreyim ben. Şu arkadaki 60'lıkları avlarım da nereye gittiğini bilmiyorum herifin ya. Çok tehlikeli. Her yer saldırı altında bu arada. Kafamı çevirdiğim an yatabilirim. Niye bu kadar yakın geçiyorum bilmiyorum. Burayı kim yağmalıyor onu merak ettiğim için. Saldırı altında değil. 7-8 adamıyla takılıyor burada. Onlar saldıracak büyük ihtimalle. Ben 200 adamı yiyemem bu arada. Mümkün değil. Bunlar bizim içimizde at koşturuyor Nord. Her yeri de yaktı, yıktı. Nasıl yapacağız? Askerlere terfi. Yaya basmaya devam. 77 adama bakabiliyorum. Tahbel köyü saldırı altında. Ragnar Senuzda Kalesi'ni sana bahşetmeye karar verdi. Aa Allah razı olsun. Bana bir kale mi verdiniz? Ulan oyunu hızlandırırken gebereceğim ha. Bu kesinlikle Senuzda'ya geliyor bu arada.
İçeri adam koydunuz mu azıcık? Bak içeride adam varsa savunabilirim. O buraya geliyor çünkü. Kan kokusu aldı o. Adam koydun mu içeri? 30 adam var içeride. Adam olana fazla. Adam olana fazla. İçeride 6 tane Nord kahramanı gördüm. Abi acemileri bırak. Nord kahramanını al. Kıdemli okçuları al. Bir avcıyı bırak. Kıdemli okçuyu al. Nord yayalarını bırak ve kıdemlileri ve savaşçıları al. Bizim açımızdan güzel oldu sevgili dostlar. En azından gelişmiş askerleri üstüme almayı başardım. Geri kalanlarını da bırakıp kaçacağım mı, burada savunacağım mı? Bunlar geliyor. Gel lan. Gel lan delikanlıysan. 180, 200 de burada. 400 askerleri falan var işte. 400 askerleri falan var. 30 kalede 70 bende. Bende de 100 asker var. 1'e 4. Daha kalabalıklaşmazlarsa tutarım. CTRL F3 hangi tuşta hatırlamıyorum. CTRL F4 birilerini bayıltıyordu. F3 kendi askerlerini bayıltıyordu galiba. Öyle bir şeydi, çok hatırlamıyorum. Evet, aşağı yukarı 1'e 4. Kaç asker geldi peki benimle? 41 benden, 14 garnizondan. Bir cacığıma giremezler. Bir cacığıma giremezler. Merdivenler de burada. Durdum köşede. Bunların arbeletlileri bize isabet ettirmediği sürece hiçbir şey olmaz. Tamam, burada 400 tane adam keseceğiz abi. Keyifler yerinde. Kontrol 6 F4 herkesi öldürüyor. Kontrol F4 birilerini öldürüyor. Sadece bir kişiyi bayıltıyor. Öldürmüyor, bayıltıyor bu arada. Normalde adam bayıltma silahı kullanmıyorsa ya bayılır, hani at çarpar şey olur, illaki bayılır da genelde hileyle bayılır işte. Bütün orduyu bayıltabiliyorsun CTRL 6F4 ile. Maşallah gelişmiş askerlenmiş. Lütfen ama artık kendi adamına takılmasın vuruşum da kesebileyim şunları. İyi vuruyorlar. Kalenin içine sokmayacağız adamları. Yapacağımız bu. Arbelete göstermeyeceğiz kendimizi. Arbelete gösterirsek o da sağlam çarpıyor. Ya bir çık git. Aa. Şu saldırılarımın kendi adamlarımın içinden geçmesine ayar oluyorum ya. Daha doğrusu kendi adamlarıma takılıyor ya, vuramıyorum. Baltayı kaldıracağım tam. Arkadaki lavuk tutuyor böyle, hop nereye diye. Baksana neye takılıyor abi şu an? Atmosfer boşluğuna takılıp vuramıyorum abi. Bunlar Rodok arbeletçisi bu arada, bizi delik deşik eder. Abi 6F4 işe yarayan bir hile değil gibi sanki ya. Bir şey diyeceğim bir de. Sistem 32'yi silince özel bir achievement geliyormuş. Onu den. Espridir bu arada. Sistem 32 şey galiba. Hani bilgisayarla alakalı çok hayati dosyalar. Bilmiyorum tam detayını. Genelde öyle espri yapılır da yapmayın abi. Bilgisayarınızdaki önemli şeyleri silmeyin. Bu arada var ya, bak neyi hatırladım. YouTube'a başladığımın ilk dönemleri. Team Fortress 2 oynamaya çalışıyorum ama karakterin nasıl değişeceğini bilmiyorum, tamam mı? Dedim ki hani karakteri nasıl değiştirebilirim? Hangi tuşla değişiyor karakter? Virgüle bas dedi. Virgül de oyundan atıyormuş. Virgül nasıl oyundan atabilir ya? Virgül tuşu oyunu kapat tuşuyla aynıymış. Virgül tuşu muydu? Noktalı virgül müydü? Bilmiyorum artık hani ne halsa. Üzülmüştüm lan. Bir de bak, browser'dayken CTRL W yap derler. CTRL W yap. Sayfayı kapatıyor. Çötank diyor. Ben yapmayın derken denediyseniz bilmiyorum da tabii. O an sekmeyi mi kapatıyor? Komple bütün her şeyi mi kapatıyor? Virgül aslında doğru demiş. E beni oyundan attı. Yani o zaman benim bilgisayar mı çöktü? Herhalde bilgisayarım kötüydü, bilmiyorum.
Ya ben bunca zamandır o çocuk beni trolledi zannettiydim. Yani 10 sene önce hiç tanımadığım o adamın günahını mı aldım şimdi? YouTube'a attığım ilk video var bak. Sen yaman konuşuyorsun. Sildim arkadaşlar, sildim. 10 senelik kanal. Zibilyon tane video sildim dedim. Team Fortress 2'dir, ne bileyim Slenderman videolarıdır. Minecraft videolarıdır falan. Birçok şeyi sildim ya. Onlar işte geriye kalanlar. Baltam hala kendi adamıma takılıyor arada. Delleneceğim. Bu arbaletler bizi keklik gibi avlıyor. Kenarda bekleseniz aslında çok hoş olacak var ya. Kardeşim bir saniye. Ben de seni bir elini düşüreceğim. Bekler misin? Şöyle sen de bir düştün. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Sağ olasın. Bazı insanlar çenelerini kapalı tutarak izlediklerinde gerçekten daha hoş oluyor. Hani bak ben insan banladığında, insanları banladığında şey zannetmeyin arkadaşlar, böyle adamın seyir zevki falan elinden ayrılmıyor, tamam mı? İzlemeye devam edebiliyor. Sadece beyinsiz, kendi düşüncelerini aktaramadığı için kafamızı ütülemiyor. Hani en sevdiğim izleyici tipi. İzleyip gider. Yani selam veren insanlara da bayılıyorum tabii ki de. Boş sohbeti olanlara. Hani dangalaklar arasında en sevdiğim izleyici tipi izleyip defolup gider. Bayılırım o insanlara. O yüzden ban yediklerinde hani sadece çenelerini kapatıyor. İzlemeye devam edebiliyor arkadaş yani. O şekilde. Bazıları beni çok ofansif zannediyor, böyle çok agresif zannediyor. Yukarı bakarak vuruyorum da. Abi yukarı bakarak vursam da takılıyor. Baksana öndeki adamın birine takılıyor. Bu arada arbeletliler vura vura şey yaptığı için, çürüttüğü için 21 ölü 11 yaralı. Ay. Ama onlardan da 124 kişi ölmüş. 21 ölü 11 de oradan 32. Biz toplam 100 kişiydik. 70 kaldı. Onlar 400 kişiye yakındı. Onlardan da 120 adam öldü. 280 kaldı. Aşağı yukarı hala 4 katı değil mi? 4 kere 7 28 aynı. Aşağı yukarı değil, dile kolay 4 katı. Ama cephaneleri falan da tükettiler. Hani şöyle bir kalenin etrafında köşesinde, aa aslında şu içe doğru geçsek, bütün adamları içeri kaçırsak. Hem dar koridordan gelirler, hem arbeletliler kurulamaz gibi. Daha mı verimli olur acaba bak şurası? Deneme yanılma mı yapacağız peki? Ya kaleyi kaybetmek önemli değil de, daha fazla adam kaybetmek istemiyorum ya. Kaleyi kaybetmenin bir önemi yok. Bu arada ne oldu, şu kanalda abonelik hediyesi vermeyin ya. Bak abone banlıyorum gibi gözüküyor ama dangalak beleşçi. Ben geri kaçıyorum bu arada ya. Bütün orduyu geri kaçıracağım şuraya. Deneme yanılma, buraya doğru gel. Ya deneme yanılmadan ziyade arbeletçileri çok canımızı yakıyor, anlıyor musun? En azından arbeletçileri canımızı yakamasın. Geri çekilirken patlamazsak çok iyi. Oo, direkt kurdu arbeleti herif. Direkt kurdu. Kaçalım mı aynı yere geri? Bu adamları içeri sokmayacaklar. Bu adamları içeri sokmayacaktık mı? Böyle daha mı iyi oldu? Anlayacağız. Anlayacağız. Kaç. Bunların koşu hızı benden daha mı fazla? Bunların koşu hızı benden daha fazla galiba. Beyler? Emir veremiyorum. Hücum. İşte buradan bir süpürelim. Tekrar içeri çekilelim. Tekrar süpürelim. Gibi gibi. Bizim adamlar not. Bunların adamlar uzun silah kullanıyor. Uzun silah, elimli silah. Çok kötüsün. Takılıyor silah orada bir yerde. Vuramıyorum, duvarın içine geçiyor. Duvardan dolayı hızını alamıyor. Tamam bekle. İyi kestik bu arada. İyi kestik. Tekrar çıkıyor muyuz kuleye? Geldiler mi ya da 41 kişiler.
Geldiler. Peki bir şey diyeceğim. Bütün adamları şu merdivenlerin orada bekletsem. Buranın orada. Keyfim kaçtığında iyice geri çekilirim. E merdivenin oradan da göremezler zaten. Orada beklesin bizim agalar. Ama bug'dalar. Tamam, arbeletçiler ok yemesin. Çok kaçarlarsa, dediğim gibi, çok çıkarlarsa oraya doğru kaçarım. Şurada bekleyeceğim şöyle. Alırız biz burayı ya. Çay içiyordum o ara. Şimdi... Evet, küçük silah elimli bir şey aldığında... Muhtemelen takılma muhabbeti olmaz ama o da tek atmaz. Müthiş zeki bir yorum bu arada. Yani parmağımı şöyle yapınca ağrıyor, yapma o zaman. Da eşdeğer sayılabilir bence. Baltayı niye kullanıyorum sence? Tek attığı için. Balta takılıyor. E kullanma o zaman. Kale savaşında bug'lanıyor. E kaleye girme o zaman. Müthiş çözümler. Her gün yeni bir bilgi. Canım çok az bu arada ya. 200 askerleri ölü. Benden 35 asker ölü. Şimdi baktığın zaman... 260, yaklaşık 3 katına düştü galiba ya. Asker başı 4 katı falandı. Yaklaşık 3 katına düştü galiba. Abi gelecek misiniz ama? Gerçekten çok can sıkıcısın ya. Yok mu cirit mirit herhangi bir şey? Galiba yok. Hiç hoş olmadı. 29 ölü, 11 yaralı, 40 kişi oradan gitti, 20 kişi oradan gitti. Devam mı? 160'a karşı 49. Bu arbeletçiler ama gene bizi talan duman edecek ya. Ben şuradan ayrılmıyorum, bunları da kalenin içine sokmuyorum ya. Yapacak başka hiçbir şey yok. Bana altta battırmayın ama. Bizim arbeletçileri, Nord kahramanları falan avlıyor ha. Ne ara öldüm lan? Sıçtık arkadaşlar. Kaleyi verdik bu arada. Gerçekten sıçtık. Tüh lan. Kenardan bir yerden kim vurdu arkadaş? Benim silahım 55 kere takılır da bu adamların silahı takılmaz mı be? Tutardık burayı ya. Ah be, ah be. Sıfırlandık. Ya benim silahım 500 kere takılıyor. Adamların silahı takılmıyor arkadaş. Pıt diye geçirdi vallahi kafamızı. Ah be. Tutardı, tutardı. Çok rahat tutardı ya. Saklı servetinden 2300 ver. Vereyim de dışarı çıkıp ne yapacağım? Vereyim de yani şu an dışarı çıkıp ne yapacağım abi? Mapusa düştük bir kere. Hadi görüşürüz. Ya dışarı çıkıp ne yapacağız ki? Şu kale benim başıma bela oldu. Gerçekten bu kale benim başıma bela oldu. Ben bu kaleye dokanmayacağım artık. En azından itemlerimden birini çalmadılar. Şöyle bir itemleri dizelim. 16 askerle. Paşam başımla beraber. Sağ kalabilirsem başımla beraber. Köylüler birazdan gelip kafama vuracak. Bir tekrardan adam toplayalım. Hemen kendimize gelelim hızlıca. Kunudar'da kalabalık düşman grubu. Var mı canım? %100.
Ben öldüm bu arada. Ben öldüm. Önümde bir askeri grup vardı değil mi? Yağmacı falan. Yok. Geliyorum lan tek başıma da olsa. Buradaki 29 askerle beraber geliyorum lan. Ne olacak ki? En fazla bir daha döverler. Hadi. Hadi bekliyorum. Ben geldim diye kaçtılar bu arada. Dalmaya cesaret edemezler. Öyle öyle herkesin yüreği yemez, anladın mı? Köyü yağmalamayın da 2 yudum asker alayım. Öyle herkesin yüreği yemez, gördün mü? Nasıl girdim kaleye, nasıl kaçtılar? Nasıl kaçtılar? Ey yavrum ey, bu topraklar kolay alınmadı, kolay da verilmez. İçeri girdim. Nasıl kaç şey yaptılar bilmiyorum ya. Vallahi nasıl kaçtılar Ya arkadaş, 2 dakika gözümün önüne bakmadım ya. 2 dakika ya. Sadece önüme 2 dakikalığına bakmadım. Sanırım arkadaşlar bu bölüm sıfırlanmamız gerektiğine dair bir sinyal. Minik bir sinyal veriyor bana oyun. Bir tur bir sıfırlanacaksın hacı diyor. Bir tur bir sıfırlanacaksın. Bir şey yok. On senelik oyunun profları çıkıyor ya. Adam bana diyor ki kısa bir silah kullanırsan sekmez. Ulan kısa bir silah kullandığında da vurmuyor. Dana. Çok garip bir komünitesiniz abi. Ben sizden korkuyorum ya. Ama bir saniye. Benim de sizin canınızı sıkacak bir kartım var. Yarın okul var. Hadi bakayım. Yarın okul var ve ilk günden ödev verilebilir Joe. Ya. Kaçtı mı dadın? Kaçtı değil mi? Arkadaşlar bakmayın bak. Vallahi hani YouTube'dan izliyorsundur. Yayına gelmemişsindir. Yayındaki bebeler fena. Vallahi bak yani. Baş edilmiyor kanka bunlarla. Yapma şunu ya. Siz bana yapınca iyi. Siz bana yapınca iyi. Lan. Köyü mü yağmalıyordun? Abi köylüler ve 9 askerimle beraber ben burayı tutabilecek miyim peki? Gel. 9 tanecik askerim var. Bütün savaş benim elime bakıyor. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Nereye? Geçin duvarın arkasına. Ya ben bu bölüm şamar yemekten gerçekten sıkıldım ya. Ben bu bölüm şamar yemekten gerçekten sıkıldım ama ya. Yeter artık, çok dayak yedik. Taş mı atıyoruz adamlara gerçekten mi? Kalabalığın aradan karambole alabilirsen bunları. Ya da bak kalabalık oyalasın. Kalabalık oyalasın, kalanlarını ben alayım. Adam odun keser gibi takılıyor. Geriye sağ adam kalmayacak bu gidişle. Birinizin eli de armut toplamasın lan. İki adım atana kadar benim adamlar sıfırlandı. Allah'tan bunlar da kıdemli adamlar değil ha. Gelen düşmanın da kıdemli olduğunu düşün. Vallahi hiç arkamıza tükürürlerdi. Şu an köylüler oyalıyor, adamları ben kesiyorum. Kaç kişi kaldılar? 8. Hücum ulan. Bütün köylüler yürüyün. Bitti mi?
Harbiden köylülerle birlik olup kestik ha. Tek başımıza bir de. Kanka gidebilirsin de. Bir rahat bırakın, iki asker alayım şuradan. Hala mı saldırı altında bu Feneda köyü? Yukarılara bir yere... Kanka bak istediğin gibi yağmala. Ben asker alacaktım, bir tane adam verdi. Bir tane adam verdi. Bir tane. Biz bu sıfırlandıktan sonra orduyu biraz zor toplarız gibi. Şurada da kafama birileri inmesin de. Svadde'yi bize yar etmediler abi. Gerçekten Svadde'yi bize yar etmediler. Rodo'ydu. Vayegiri'ydi. Birlik oldu. Bir tane, gerçi bir tane kale kaybedildi. O da benim kalem. Onu da tutardım aslında var ya. Yani o son anda kafama vuruşu yemesem. Üzerinden geçen kısacık zaman diliminde. Orduyu hemen tekrardan toparlamaya çalışacağım. Bu arada 83 askere kadar alabiliyorum. Çünkü karizma yeteneğini arttırdım ve liderlik verdim. Daha fazla askerle artık sahada mücadele verebileceğim. Şöyle bir etraftakileri toplaya toplaya gitmeye devam edelim. Haydutlardan kurtarma görevi bizim için çok çok iyi. Çünkü haydutlardan kurtardığımız yerle ilişkimiz ilerliyor. İyi kötü biraz daha asker verirler bize. Bu arada bir ara haritanın bir genel durumuna bakalım. Haritanın genel durumuna bir bakalım. Hani Rodoklar bizim elimizden toprak aldı mı? İşte Vayegirliler ne yaptı? Ne kadarlık bir toprak kaybettik? O bütün durumu genel değerlendirmeyi bir yapalım. Ona göre hareket edelim efendim. Pekala, son birkaç adam kaldı. Muhtemelen zeka yeteneği vereceğim. Zeka yeteneği verdikten sonra ikna, talimci. Buralara doğru ilerlerim. Ya ilk yardıma hiç vermedim. Bir yerden gidip Ymiria'yı bulsak iyi olur ya. Adamlarımız çatır çutur ölüyor aslında. Adamlarımızın ölmesini engellemiş oluruz. Bir yerden bir Ymiria bulmamız lazım ya. Bir yerden. Bir Ymiria. Gerçekten çok iyi olacaktır. Ödüle ihtiyaç yok. Biraz avcı mı yapalım artık? Yok, bu 40 adamın tamamını piyade yapalım. Hatta bunun üzerine aldığım bir 10 tanesini daha piyade yaparım. Ne yapalım şuradan? Rehabilitin oradan. Tahberlin altından Meçin'e doğru gidelim. 40 askerle şu an hiçbir şey yapamam ama. Şuradaki 20 adamı pataklarım ya. Sen ne arıyorsun buralarda? Otoda saldırdığım için ordumun yarısını kaybettim. 10 adamım vardı zaten. Yarısını kaybettik otoda. Adamların hepsi de piyadeydi halbuki ya. Yani birazcık otoda az kayıp versem kendimi çok daha mutlu hissedebilirdim. Suno tarafına doğru gideceğim. Suno şehrine, Suno şehrinden birkaç erzak alıp ardından Rivaçek şehrime. Lan! Büyü falan yapıyor herhalde North, bilmiyorum. Biz sürünüyoruz asker toplayalım derken. Gidip Vayegir'den de mi şehir aldın? North bir mutant bu arada ya. Gerçekten North krallığı mutant gibi savaşıyor. Bu ne? Ya bu arada verdiğimiz topraklarda falan bir şey yok ha. Bir tanecik kale verdik Rodo'a. İki krallıkla birden savaşıyoruz. İki krallıkla savaşmamıza rağmen dediğim gibi bir tanecik kale verdik Rodo'a. Onun dışında hiçbir kaybımız olmadı. Şuraya doğru tekrardan ilerle. Ambeyan köyü hayret. Benden önce başka birinin köyü yağmalanıyor diyecektim. Gene benim köyüm yağmalanıyor. Köylüler benimle beraber girdi mi savaşa? Girmediler abi. Ama dibinizdeydim be. Otur. Bu bölüm gerçekten bela ve musibet başımdan eksik olmadı. Bak öteki 20 askerlik savaşı oto yapmasak burada daha rahat olurduk. Var birkaç tane atlıları falan var. Hızlı geliyorlar.
Ya adam benden 13 kişi fazla, çok daha zor durumların içerisinde bulundum da ordusu ne kadar kıdemli, ne kadar tecrübeli acaba, o önemli. Yani elindeki ordu tecrübeliyse bize bayağı zarar verebilir. Var bu arada. Adamların elinde süvari falan da var da hafif süvariler sanki ya. Böyle çok ağır süvariler göremedim oralarda. Ama kaç tane süvari var? En az bir 9-10 tane süvarisi var. Zarar verebilir mi? Sonuna kadar. Benim adamlarımın daha yarısı yani kalkan bile kuşanmamış vaziyette. Hoş olmadı ya. Hoş olmadı. Yani bizimkiler gidiyor. Rivaçek şehrini alıyor. Biz gerçekten... Yani Nord'un göbeğinde asker toplarken Vlandia nereden çıktı? Vayagirlerin baskınına uğruyoruz. Can sıkıcı, ne diyeyim ki? Süvarileri hafif süvari ama bizimkiler de tecrübeli asker değil ya. Bizimkilerin de vurduğunu yamultuyorlar. Hücum emri verelim, okçuların arasına dalalım. Of. Adamları perişan ettiler ya, bizim çocukları gerçekten perişan ettiler ya. Aralarında 1-2 kişi sağ kalsaydı bari. Gene mi paket oldu? Galiba gene paket. Paketlenen gaming. Attan inmesek bir yolu olur muydu? Bilmiyorum. Ya riva çeki aldılar da ben sürünüyorum, ben. Ya yeter artık, sırtıma gürüzle vurup yere düşürüp duruyorlar. Öleceksem de sizden yanımda götüreceğim ben. Sapık gibiler. Güzel. Vurdular kafama. Hem de Lord'un kendi vurdu abi kafama. Lord'un kendi gürüzü geçirdi kafama. 10 tane askeri falan kaldı ama. Hücum atımı ve uzun örme zırhımı aldılar. Ya sizden nefret ediyorum bu arada. Ha, tamam, benim kuşandığım zırh değilmiş. Olsun. Gene de nefret ediyorum. Atımı niye aldınız? Gidip tekrar at alırız. Yapacak bir şey yok. Evet dostlar. Sargot şehrine doğru dönelim ve ufaktan videomuzun burada sonuna gelelim efendim. Yeter artık, bak bir de sizden... Gelin lan. Canım var mı canım? %73 can. Dur. Duramadık. Gelin lan. Canıma tak ettiniz artık. Her önüne gelenden ayar. Perişan olduk yemin ediyorum ya. Bir zamanların böyle... Her savaşta kendini gösteren Nord kahramanı perişan oldu ya. Ama çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Yani Vayagir'i tuttuk savaşta biliyorsunuz. 500 askerlerini falan tuttuk geçen bölümde. Bu bölüm Rodok geldi üstümüze. Ama asker toplarken çok tokatlandık ya. Hani en olmadı artık şey mi yapsam, onu düşünüyorum böyle. Tam dışarı çıkanın kafasını vuracağım. Ya bu arada Rodok'a karşı gerçekten o kalede şanssızlığa sıfırlandık. Ona ansızın canım bitti ve biliyorsunuz zaten oto muhabbetini. Neyse, toplayacağız, toplayacağız. Küllerimizden yeniden doğacağız. Sıkıntı yok.
Nereye kaçıyorsun? Nereye? Topu vurdu göte. Tam bu dağ bayır demeden kaçacak abi. Evet sevgili dostlar, yani defalarca kez sıfırlandık. Dercios Kalesi'nde bir 70 kadar askerim ve birazcık erzakım var. Orayı biliyorum ama o kaleden adam almak istemiyorum. Çünkü kaleden adam aldığım an oraya gelecekler diye endişeleniyorum. Yakalanmadan etmeden Tyr şehri ve Sargot şehri arasında mekik dokuyarak düzenli aralıklarla asker toplarsak ben bu seriyi çok rahat kurtarabileceğimize inanıyorum ki kurtarılmayacak hiçbir şey yok. Biliyorsunuz amacımız Nord'un bütün Kalradde diyarını fethetmesi ve hani biz şahsi olarak gerilemiş durumda olsak da Nord vurmaya devam ediyor. Yani Rodo'nun saldırısına rağmen, Vaegir'in saldırısına rağmen adamlar gidip Rivacek şehrini alıyorlar usta. Bakın Rivacek şehri öyle küçük bir şehir falan da değil. Gerçekten yamyam gibiyiz, kuvvetliyiz ama altta kalanın canı çıksın diyorlar galiba. Biz biraz altta kaldık. Tırmanıp tekrardan nefes alacak konuma erişmemiz lazım. Ve böylelikle bütün düşmanı da patakladık sevgili dostlar tek seferde. Tekrardan bize kafa tutmamaları gerektiğini öğreneceklerdir. Hemen buradan Sargot şehrine doğru gidelim. Adamlar Rivacek'i aldılar abi, baksana yani Rivacek. Kolay mı? Bir de Sunuzda'yı da geri almışlar. Bunlar geri alıyor, ben veriyorum. Ben veriyorum, bunlar alıyor. Ben veriyorum, bunlar alıyor. İyi bari. Biz şurada bir kendimizi toparlayalım da artık yani bir belimiz doğrulsun. Atımı çaldılar ya. Atımı niye çaldınız? Her neyse sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Umarım hepiniz keyifli, güzel zaman geçirmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.